Ersoy dedi. Kim bu Michel Friedman? Önceki gün çok çok ilginç bir televizyon mülakatı izledik. Michel Fredman isimli eski bir politikacı İstanbul'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçıkan'la Doce Vela adına bir program yaptı. Fredman enteresan bir adam. Neredeyse bütün ailesini 2. Dünya Savaşı sırasında Auschwitz'te kaybetmiş bir Polonyalı Yahudi. Friedman'ın anneannesi ise şu ünlü şindlerin listesine girerek kurtulmayı başarmış. Hatta Friedman bir oğluna Oscar adını vermiş bu yüzden. Friedman hem tıp fakültesinde okudu hem de hukuk. Yani hem doktor hem de avukat oldu. Sonra da siyasete girdi. Hatta o siyasi kimliğiyle Orta Doğu barışı için atılacak adımları konuşmak üzere görevli olarak Türkiye'ye de geldi. Vaktin başbakanıyla ve yetkilileriyle birebir temaslar kurdu. Siyasette adım adım ilerlerken İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan haksızlıkların sesi olmuşken bir anda Ukraynalı eskort kızlarla kokain partisinde basıldı. Hatta onlara kokain temin ettiği ortaya çıktı. Fredman artık köşeye sıkışmıştı. Dünyanın önde gelen gazeteleri bir televizyon masalının bitişi başlıklarını atıyordu. Sonra bir anda bir şey oldu. Yerle bir olmuş olan itibarını yeniden toparladı. Ama nasıl? O kokain partisi haberleri yoksa Auschwitz'te tüm ailesini kaybetmiş olan bir adamı kafeslemek için yapılmış bir tertip miydi? Yoksa Friedman'ı hem tıp hem de hukuk okutan, onu dünyanın dört bir yanına barış elçisi gibi gönderen güç, kendisinin de farkına varmadığı bir gizli servis gücü müydü? Ve o eskort kızlarla kokain partisi haberleri, ajanları kontrolden çıkmaya başladığında nasıl yok olacağını gösterecek bir fragman mıydı? Bence bunu daha Friedman bile bilmiyor. Ravza Hanım'ı gönülden tebrik ederim. Michel Friedman'ın sunduğu Doğu e programını defalarca izledim. Hem Friedman'ın sorularını hem de Ravza Hanım'ın yanıtlarını tek tek notlar alarak takip ettim. Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse kepazelik. Friedman bir gazeteci değil de Zeytin Dalı Harekatı'na karşı kurulan Batı Koalisyonu'nun tezlerini bir hükümet üyesi üzerinden dolaşıma sokmakla görevlendirilmiş BND ajanı gibiydi. Ravza Hanım ise daha programın ilk 15 dakikasında Olmaz olsun böyle saldırgan bir üslup diyerek seti terk etmesi gerekirken sabırla Türk tezlerini anlatmaya devam etti. Bir kişi Erdoğan kimin mahkum olacağına, kimin suçlu olduğuna karar veriyor diyor. Siz dünyayı PYD'nin terörist olduğuna ikna edemediniz diyor. Suriye'nin dizaynına siz mi karar veriyorsunuz diyor. Siz doktorları ve akademisyenleri açıkça barış yanlısı tutumlarından dolayı tutukladınız diyor. Bunlar soru değil ki. Bir kısmı itham, bir kısmı mesaj. Ve karşısındaki Ravza Kavakçı Kan gibi dünyanın en kibar insanı var. Sabırla ve tane tane anlatıyor. YPG'nin nasıl terör örgütü olduğunu, Deniz Yücel kararının yargının işi olduğunu, mültecilerin geri dönüşüyle ilgili stratejileri anlatıyor. Ama Fredman itham etmeye devam ediyor. Sayın sabrına hayran kalmamak elde değil. Deniz Yücel hakkında iddianame. Doçevrele mülakatının bir de tartışmalı tarafı var. O da Deniz Yücel hakkında iddianamenin tanzim edilmemiş, davanın açılmamış olması. Bu elbette savunulması kolay olmayan bir konu. Ancak kabul edelim ki yargının üzerinde herhangi bir vesayet olmadığına göre bunun sorumlusunun da siyaset makamları olmadığını kabul etmemiz gerekir. Almanya'nın ısrarla hükümete ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu Deniz Yücel sorusunun asıl muhatabı yargı. Ben de merak ediyorum neden hala iddianame hazırlanmış değil? Ersoy Dede Star